İsmim Nazım Köroğlu. Artvin ilçesinde 30 senedir burada sebzelik yapıyorum. Ne için pişiriyorsun? Patates ekiyoruz. Onlarla soğan, marul, maydanoz, aşatı, lahana. Talep oluyor mu? Çok talep oluyor mu? Evet, oluyor. Yani salata da ekiyor, salata da oluyor. Evet. Yalnız domateslerine karpuz kavun olmaz. Yerleri yetişmiyor burada. Değil mi burada? Ya burada yetişmiyor. Domates de olmaz burada. Burada ben bana alan en fazla patates, lahanadan. Biraz soğan. Ne kadar ürün ekiyorsun senede işte patates? Vallahi biz var ya patates var ya dönemine 250 kilo gidiyor. Toplamda kaç ton ekiyorsun abi? Burada toplamda 6 ton ekiyorum ben. 6 yani. Tonun sonunda ektikten sonra ne kadar verim alıyorsun? Vallahi verim olarak onu Allah bilir de yani en azından 3 ton. 3 ton yani 9 ton falan. He, dönümüne 3 ton falan. Dönümüne 3 ton. Ne hariç soğan, bir de sıska soğan derler bir de. Bir de kara soğan mı derler. Evet. Kara soğanı. Böyle ince tohumlu. Ondan ekeriz. Lahana, marul, aşotu, berze, reyhan. Ama bunların mevsimi gelmedi ana. Bunların mevsimi bu Haziran'ın var ya birinden sonra başlarız. Yeşilliği ekmeye. Yalnız mı yapıyorsun bu işleri? Ya şu an var ya yalnızım da gerektiği zaman işçileri çağırıyorum. Ailenizle birlikte misiniz yoksa yalnız mı? Tek başınıza mı geldiniz buraya? Şu an böyle tek başıma. Bunları Kars'ta olan arkadaşlar patates, lahana, soğan bunlar ekebilir, randıman alabilirler hani. Bu önerilerde bulunuyorsun yani. Bunları eksinler, verim tabii. Alırlar, para kazanırlar yani. Tabii kazanırlar. Yaş ama kaçı çalışma abi? Gerekir. Evet. Ha, yani nasıl bir yere bir çocuğu büyütürsün ya ufaktan. Ha, sebze de aynıdır. Günlük sabahın erkenine kalkacaksın 5'te, akşamın saat 7-8'ine kadar çalışacaksın. Evet, para kazanmak için çalışmak kolay abi. Değil ana. Evet. Yaş kaç abi? Benim 59. 59. Kaç yıldır bu işi yapıyordun? Hemen hemen 40 sene buradayım ben. 40 yıldır Kars'tasın. Ya 40 senedir buradayım. Rahmetli babamı Karslılar %70'i tanır. Nazım Köroğlu. Ha, onun var. Önce Akyaka. Subatan var ya Akyaka'nın orada yaptık. Ondan sonra Arpaçay'da yaptık. Geçit Köyü'nde yaptık. En çok da burada kaldık. Melik Köyü'nde bu işler hepsini ekeceğimiz tohumlu patates ha bunlar. Patates sarı patatestir. Bizim var ya Karslar var ya yerli kane şey olarak Karslar bunu sarı patates almazlar. Lokantalar alır. Bir de dışarıdan gelen memurlar alır. Abi bizim Karsların var ya en çok sevdiği beyaz patatestir. Oradaki beyaz patates. İkisinin arasındaki fark ne? Daha mı lezzetli oluyor birbirinden? Vallahi yani farkı var ya, onu yiyenler biliyor farkını. Şimdi bunu var ya, bu yemeklerde dağılmaz. Yani genellikle var ya, lokantalar kullanır. O da var ya, genellikle fırında. Beyaz patates fırında yaparlar. Patatesler var ya, kendi oz malımız. Hani organik. Hani buna var ya, ilaç falan değiller, hiçbir şey katılmaz. Ha, bunun tohumu var ya, Ordu Aybası'dan getiriyoruz. Bunu ürettikten sonra alan müşteriler memnun kalıyor mu? Memnun kalıyorlar. Ha, şimdiken var ya, adam kışlığını bana sipariş veriyor. Ha. Şu anda sipariş veriyor. Şu an var ya, sipariş veriyor. Bana 300 kilo, 200 kilo, 500 kilo.
Vallahi normalde var ya, birinde 10 tane, 15 tane çıkar. Ektiğinde kaç tane atıyorsun abi? İkişer tane. Küçüklerine ikişer tane, büyüklerine birer tane. Büyük öyle. Şimdi bunlar küçüktür ya, hep ikişer tane atarız. Normal şey zamanı geldiğinde 10 tane mi çıkıyor bir yolda? He, 10 tane çıkıyor. O an 15 tane. 2 tane 10 tane yani. Efendim? 2 tane 10 tane çıkıyor. 10 tane çıkar. Böyle de olmuyor. 15'te çıkıyor, 20'de çıkıyor, 5'te çıkar, 6'da çıkar. Bakımıyla alakalı. Bakımına göre.